Kıymetli Siyeray Türk dinleyicileri ben Samet Demir. Ekonomi basını Siyeray Türk'te ikinci bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor ve bu bölümümüzde Çin'e uzanacağız. Çin'de geçen hafta neler oldu ekonomi alanında neler öne çıktı bunlardan bahsedeceğiz. Çin basınında yer alan haberler aracılığıyla. Rembim bir tahvillerine ilgi, Çin piyasasının cazibesini gösteriyor başlıklı bir haber geçen hafta dikkatimizi çekti. Yabancı kuruluşların ellerinde tuttukları Rembim tahvillerinin Ocak ayı itibarıyla ardarda arda 10 aydır yükseldiği bildirildi. Rembim tahvillerinin yabancı yatırımcıların gözdesi haline gelmesi, Çin piyasasının cazibesini koruduğunu da e, ispat olarak ortaya konuldu. Yabancı kuruluşların elindeki remi tahvilleri 66 milyar yuan arttı deniliyor. Bond Connect şirketi tarafından açıklanan verilere göre Ocak ayı itibarıyla Çin dışındaki ülkeler, ülkelerden kuruluşların elindeki mi tahvilleri 66 milyar yuan artarak 4 trilyon yuan'e kadar yükseldi. Bunun yanında aynı ay Çin bankalar arası tahvil piyasasında e, 6 yeni yabancı kuruluş e, bu piyasaya girerken toplam yabancı kuruluş sayısı 1021'e çıktı. Yabancı yatırımcıların renminbi tahvillerine ilgisinin giderek yoğunlaşması Çin piyasasında duyulan güveni de yansıtıyor. Bu güvenin arkasında da Çin ekonomisinin salgın döneminde diğer ülkelerden daha erken toparlanması, tahvil piyasasının sürekli açık kalması UN cinsi varlıkların görece yüksek getiriye sahip olması ve riskler karşısındaki direncinin artması gibi faktörler bulunuyor. bir küresel yatırımcıların riskleri azaltması için oldukça önemli bir tahvil olarak öne çıkıyor. Uluslararası ortamdaki belirsizlik unsurları karşısında UN cinsi varlıklar küresel aktörlerin yatırım risklerini azaltması için önemli bir seçenek haline geldi son yıllarda. Çin'de Covid-19 salgınının kontrol altına alınması ve ekonominin toparlanmasıyla UN cinsi varlıklarda uluslararası yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak kabul edilmeye başladı. Diğer yandan dünyanın önde gelen ekonomileri salgının etkilerini azaltmak amacıyla büyük ölçekli mali ve parasal teşvik politikaları izlerken Çin ise normal makroekonomik politikalarını sürdürdü. Bu bağlamda RMB'nin bir devlet tahvillerindeki pozitif getiriler korundu. Bu da küresel ölçekte güvenli varlıkların eksikliğini telafi etti. Küresel finans piyasalarındaki büyük dalgalanmalar devam ederken Çin uyguladığı ihtiyatlı para politikası sayesinde RMB'nin bir kurunun da istikrarı korundu. Veriler 2018-2021 yılları arasında Çin döviz piyasasındaki 973 işlem gününün 485'inde Renminbi'nin Amerikan doları karşısında değer kazandığını, 487'sinde ise değer kaybettiğini gösterdi. Bir işlem gününde ise kurda denklik yaşandığı tespit edildi. Kurdaki istikrar Yuan cinsi varlıklar içinde sağlam bir temel oluşturduğu gibi Asya ve hatta dünyanın ekonomik ve finansal işleyişindeki istikrarın korunmasına, Katkıda bulundu Çin'in finans Çin'in Finans piyasalarının dışı açılma seviyesini yükseltmesi uluslararası kuruluşlardan da giderek daha geniş kabul görüyor. Son yıllarda öte yandan Çin'e giren yabancı sermayenin de hızla artması dikkat çekici olarak basına yansımış durumda. Çin son yıllarda uluslararası yatırımcılara daha uygun bir yatırım ortamı yaratmak ve yabancı kuruluşların ellerindeki Renminbi tahvillerini arttırmalarını sağlamak için etkili önlemler alıyor. Çin, zengin tahvil türleri, güvenli ve verimli altyapı tesisleriyle dünyanın en büyük ikinci tahvil piyasası konumunda bulunuyor. Çin tahvil piyasasında yabancı sermayenin payının daha da yükselmesi için büyük bir potansiyel yatıyor. Bunun dışında yabancı yatırımcılar ellerinde devlet tahvilleri gibi basit nitelikli tahviller tutmayı da tercih ediyorlar. Yabancı yatırımcıların ellerindeki rembin ve tahvillerinin %68'ini devlet tahvilleri oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde Çin'in tahvil piyasasının dışa sürekli açılmasıyla tahvillerin finans piyasasına yabancı yatırım çekmenin önemli yollarından biri olması da bekleniyor deniliyor haberde. Şimdi kısa bir müzik arasına gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.